Arda sahilde yürüdüğü sırada Aylin adında güzel bir kadınla tanıştı. Aylin'e ilk görüşte aşık olmuştu ve ona hemen birlikte yemek yemeyi teklif etti. Ancak Aylin, Arda'nın ilk önce babasından izin istemesi gerektiğini söyledi ve onu şezlonglarda oturan 3 erkeğin yanına götürdü. Hadi Aylin'in gerçek babasını bulması için Arda'ya yardım edin. Bakın, sağdaki bu adamın Aylin'inkine benzeyen bir kolyesi var. Büyük olasılıkla babası olan kişi o. Canan, ürkütücü bir odada uyandı. Odanın kapısı kilitliydi ama duvarda bir not olduğunu gördü. Anahtar gizli bir yerde saklı. Ayrıca notun üstünde iplik geçirilmiş bir iğne tutturulmuştu. Anahtarın saklandığı gizli yeri bulun ve Canan'ın kaçmasına yardım edin. İşte burası. Bu dikişler aynı iplikle dikilmiş. Tamer kalitesiz arabalar satan usta bir dolandırıcıydı. Fakat günün birinde yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kaldı. Birisi arabasını çizip üstüne dolandırıcı yazmıştı. Tamer ajandasına baktı ve bunu kimin yaptığını bulmak için son zamanlardaki müşterilerinin arasından 3 tane şüpheli kişi belirledi. Veli arabasından gayet memnun olduğunu söyledi. Elif 2 aylık bir iş gezisine çıktığı için arabasını kullanmadığını söyledi. Arzu ise terapistinin ona herkesi bağışlamayı öğrenmesini tavsiye ettiğini anlattı. Sizce burada yalan söyleyen kişi kim? Yalan söyleyen kişi Arzu. Bakın, ojesinin rengi arabadaki çiziklerle aynı. Rıza kısa bir süre önce birkaç milyarlık bir anlaşma imzaladı ve bu güzel haberi bir an önce karısı Ayşe ile paylaşmak istiyordu. O yüzden karısının spor salonuna gitti. Fakat Rıza o sırada spor kıyafetleri giymediği için resepsiyon görevlisi Figen onu içeri sokmadı ve Rıza'nın karısını çağırmaya gitti. Bu kadınlardan hangisinin Rıza'nın karısı olduğunu bulabilir misiniz? Ayrıntılara dikkat ettiyseniz Ayşe'nin sarışın olması gerektiğini fark etmişsinizdir. Ne de olsa Rıza'nın kıyafetinde olan saç da o renkti. Demek ki kahverengi saçlı kadın Rıza'nın eşi değil, bu kadınlar ise ikiz kardeşler. Fakat sadece bir nikah yüzüğü takıyor. Bu durumda Rıza'nın karısı olan kişi üçüncü kadın olmalı. Bu resme bir bakın. Tuhaf bir şey fark ediyor musunuz? Bu brokoli diğerlerinden farklı bir şekle sahip. Bir hayalet avcısı ve blok yazarı olan Fars, Cadılar Bayramı'nda isimsiz bir mektup aldı. Mektupta gerçek hayaletin şehir merkezindeki yerel parkın civarında uçtuğu yazıyordu. Notu okuyan Fars hemen aletlerini topladı ve parka koştu. Fakat tarif edilen yere gittiği zaman Cadılar Bayramı kostümleri içindeki bir insan kalabalığı gördü. Aralarındaki gerçek hayaleti görebiliyor musunuz? Bakın, sağ taraftaki bu kadının gölgesi yok. Resme dikkatli bir şekilde bakın. Farklı olan tek boynuzlu atı görebiliyor musunuz? Aslında bütün tek boynuzlu atlar farklıdır. Fakat bunun buraya ait olmadığı kesin. Ayla iskeledeki bir bankı boyuyordu. Birdenbire teknenin birinde yakışıklı bir adam gördü. Adamla uzun bir süre boyunca göz göze bakıştılar. Bu ilk görüşte aşktı. Ayla tekneye gittikten sonra arkasına döndü ve çantasının çalındığını fark etti. Hırsız çok fazla uzaklaşmış olamaz diye düşündü ve güvenlikten yardım istedi. İskelede 4 tane şüpheli buldular. Hırsızın içlerinden hangisi olduğunu bulabilir misiniz? Şuradaki kadın hırsız. Bakın, bacaklarında Ayşe'nin bankı boyamak için kullandığı boyanın lekeleri var. Bir gün komiser Mete'ye bir telefon geldi. Arayan bir kadındı ve "lütfen bana yardım edin, soyuldum" diye bağırıyordu. Komiser Mete hemen kadının dairesine gitti ve onu bir sandalyeye bağlanmış, ağzı da kapatılmış bir halde buldu. Kadın iki adamın pencereden içeri girdiğini söyledi, sonra da onu bağlayıp bütün parayı almışlardı. Komiser Mete "adamlar nasıl görünüyordu?" diye sordu. Fakat kadının hiçbir fikri yoktu. Çünkü dediğine göre ikisi de o sırada maske takıyordu. Komiser Mete bu hikayeyi dinledikten sonra kadını tutukladı. Neden? Kadının elleri ve ağzı bağlıydı. Yani bu şekilde herhangi bir telefon görüşmesi yapması imkansızdı. Ceyda korkutucu bir bodrum katında uyandı ve etrafı araştırmaya başladı. Eski mobilyaların yanı sıra bir de antika ayna buldu. Bir anda karşısında 3 tane kapı olduğunu fark etti. Fakat her kapının arkasında tehlikeli bir canavar vardı. Birinci canavarın canlıları taşa çevirme yeteneği vardı. İkinci canavar çok öfkeli ve güçlüydü.
Üçüncü canavarınsa zehirli dişleri vardı. Doğru kapıyı seçmesi için Ceyda'ya yardım edebilir misiniz? Ceyda birinci kapıyı açmalı ve aynayı içerideki canavara tutarak onu taşa dönüştürmeli. Bunun ardından rahatlıkla kaçabilir. Bu resme dikkatli bir şekilde bakın. Farklı olan hayaleti görebiliyor musunuz? İşte farklı olan hayalet şuradaki ufaklık. Bir kaplan ve aslan terbiyecisi olan Emel'in hayvanlarından birisi o sabah kaçtı. Şimdi bu resme dikkatli bir şekilde bakın. Kaplanı görebiliyor musunuz? Bakın, kaplan sol köşede, posterin önünde duruyor. Bu resme iyice göz gezdirin. Burada bir hayalet görebiliyor musunuz? Birinci adam bir hayalet. Önünde nefis emekler var ama o hiçbirine dokunmamış bile. İkinci adamın yanındaki içeceğin sadece yarısı dolu. Üçüncü adamsa elmadan bir ısırık almış. Melis bir resim öğretmenidir. Bir sabah sanat stüdyosuna girer ve gördüklerine çok şaşırır. Duvarların tamamı ve öğrencilerin tüm çizimleri boyayla lekelenmiştir. Melis üç şüpheliyle konuşur. Temizlikçi kadın bir gün izinli olduğu için önceki gün sınıfı temizlemediğini anlatır. Melis'in öğrencisi Gül, stüdyodan akşam 6'da ayrıldığını ve o sırada her şeyin yolunda olduğunu söyler. Diğer bir öğrencisi olan Ümit ise çizdiği resimleri göstermek için kız arkadaşını stüdyoya getirdiğini itiraf eder. Ancak onlar da akşam 8 gibi oradan ayrılmıştır. Peki bu durumdan kim sorumlu olabilir? Bunun sorumlusu açık pencereden stüdyoya giren kedidir. Bu resme bir bakın. Adam arkadaşını neden bağlamış olabilir? O sırada vakit dolunay vakti. Arkadaşı kurt adama dönüşmeye başladığı için adam korkmuş ve onu bağlamış. İki adam halenin dikkatini çekebilmek için sahip oldukları parayla gösteriş yapmaya çalışıyor. İlk adam haleye özel bir jetin yanında çektiği selfie'yi gönderiyor. İkinci ise pilot üniforması giymiş halde bir jumbo jeti uçururken çekilmiş olan fotoğrafını gönderiyor. Sizce kimin maaşı daha fazladır? Pilotlar iyi para kazanır. Yani ikinci adam kesinlikle iyi durumda. İlk adamsa büyük ihtimalle havaalanında çalışan sıradan biri. Dört sanatçı bir parkta toplanıyor ve manzara resmi çiziyorlar. Çizimini ilk bitiren Bora tuvalete gidiyor. Fakat geri döndüğünde resminin mahvolmuş olduğunu görüyor. Bu yüzden çok üzülüyor ve arkadaşlarına neler olup bittiğini soruyor. Semih herkese kahve ısmarlamaya gittiği için ne olduğunu görmediğini söylüyor. Demir, güzel bir kadınla yaptığı sohbet dikkatini dağıttığından resimlere bakmadığını söylüyor. Kevser ise parkın başka bir yerinde olduğunu ve kendi portresini çizdiğini söylüyor. Burada yalan söyleyen kişi kim? Kevser, eğer portresini yapıyorduysa tuvali neden hala boş? Efe, üniversitede zor bir gün geçirmiştir. Bu yüzden biraz dinlenmeye karar verir ve diğer öğrencilerle birlikte en sevdiği restorana gider. Salim, Hale ve Deniz birer cappuccino sipariş eder. Ece, Erdem ve Emel ise birer tane espresso sipariş eder. Peki Efe hangisini sipariş etmiş olabilir? Cappuccino mu yoksa espresso mu? Espresso. Efe'nin adında da tıpkı Ece'nin, Erdem'in ve Emel'in adında olduğu gibi iki tane E harfi var. Bu resimde tuhaf bir şey görüyor musunuz? Bu Hindistan cevizi diğerleri kadar taze görünmüyor. Arda caddede yavaş yavaş yürüdüğü sırada birden karşısına bir cadı çıkar. Cadı bir portal açar, Arda'yı yakalar ve şatosuna götürür. Arda ondan kendisini salıvermesini ister fakat cadı artık sonsuza kadar bana hizmet edeceksin der. Arda'nın cebinde bir defter ve bir de kalem vardır. Cadıya bir anlaşma teklif eder. Senin kilonu bu deftere yazabilirsem beni serbest bırakır mısın diye sorar. Bu teklif cadının ilgisini çeker ve o yüzden teklifi kabul eder. Arda bir şeyler yazar ve cadı gitmesine izin vermek zorunda kalır. Sizce Arda ne yazmış olabilir? Arda tıpkı söz verdiği gibi kağıda senin kilon yazmıştır. Bu emojilere bakarak yiyeceğin ne olduğunu tahmin edebilir misiniz?
Cevap sushi olacaktı. Peki ya burada ne görüyorsunuz? Sıcak çikolata. Hadi işleri biraz zorlaştıralım bakalım. Bu emojilerin yardımıyla yemeği tahmin edebilir misiniz? Cevap pizzaydı. Bakalım buna ne diyeceksiniz? Tabii ki cheeseburger. Bu emojilerin yardımıyla yiyeceği tahmin edebilir misiniz? Cevap buzlu meyve olacaktı. Peki bu kombinasyon ne olabilir? Herhangi bir fikriniz var mı? Evet bildiniz. Cevap patates kızartması. Sıradaki yiyecekle devam ediyoruz. Bunu muhtemelen çok seviyorsunuz. Evet fıstık ezmeli kurabiye. Peki ya bu kombinasyon nedir? Aynen öyle, salata. Caner, kız arkadaşına doğum günü hediyesi olarak pahalı bir elbise satın alır. Elbiseyi dolabına bırakır ve evden çıkar. Ancak eve geri döndüğü zaman elbisenin kaybolduğunu fark eder. O gün evde sadece 3 kişi vardır. O yüzden Caner bu kişileri sorguya çeker. Caner'in kız kardeşi Jale, sabahtan beri evi temizliyor olduğunu söyler. Caner'in annesi Gül Hanım, bahçeye çiçek dikmekle meşgul olduğunu anlatır. Caner'in teyzesi Nalansa, bütün günü doğum günü yemeğini hazırlamakla geçirdiğinden bahseder. Elbiseyi kim çalmış olabilir? Hırsızlığı yapan kişi Caner'in annesi. Bakın, bahçede hiç çiçek yok. Bu resme dikkatlice bakın. Buradaki farklı emojiyi bulabilir misiniz? İşte şuradaki arkadaş. Cenk bir araba kazası geçirdi ve hafızasını kaybetti. Okulda sevilen bir çocuktu ve bütün kızlar onunla çıkmak istiyordu. Fakat Cenk hiç kimseyi hatırlamıyordu. Bunu duyan bazı düşüncesiz kızlar şanslarını denemeye karar verdi. Pazartesi günü Emel, Canan ve Gülüz adlarında 3 tane kız onu ziyaret etti. Hepsi Cenk'e onun kız arkadaşının kendisi olduğunu söyledi. Peki Cenk'in gerçek kız arkadaşının hangisi olduğunu söyleyebilir misiniz? Cenk'in omzuna dikkatli bir şekilde bakın. C artı G diye bir dövmesi var. Bunlar kız arkadaşının ve kendi isminin baş harfleri olmalı. O halde Cenk'in gerçek kız arkadaşı olan kişi Güliz olmalı. Esma ormanda yürüyüş yapıyordu ve kayboldu. Eve geri dönmesini sağlayacak yolu bulmaya çalıştı ama onun yerine ormanda yaşayan cadının evine rastladı. Kediyi sevdi ve cadıdan kendisini eve götürmesini istedi. Cadı o sırada evi temizlemekle meşguldü ama yine de Esma'ya bir bilmece sordu. Örümcekler ve sinekler olmak üzere iki tür evcil böceğim var. Bunların 32 tanesi örümcek. Sineklerimse evdeki evcil böcek nüfusunun %50'sini oluşturuyor. Sence kaç tane sineğim var? Esma bilmeceyi çözdü. Peki siz de çözebilir misiniz? Cadının sadece iki tür böceği varsa ve sinekler bunun %50'sini oluşturuyorsa, diğer %50'sini de örümcekler meydana getiriyordur. Cadının 32 tane örümceği olduğuna göre 32 tane de sineği olmalı. Bir restoran tam açılmak üzereyken birisi ofise gitti ve bütün parayı çaldı. Bir komiser olayı soruşturmak için olay yerine geldi. Aşçılardan biri çok yoğun çalıştığını, ne etrafta dolaşacak ne de boş boş bakınacak zamanı olduğunu ve bu yüzden de hiçbir şey görmediğini söyledi. Güvenlik memuru banyoda olduğunu ve hiçbir şey çalmadığını anlattı. Garsonsa bir misafirin ofise doğru gittiğini hatırlıyordu. Ancak nedense bunu göz ardı etmişti ve onu durdurmamıştı. Bunları duyan komiser parayı çaldığı için garsonu tutukladı. Neden? Restoran daha kapalıydı. Yani o sırada içeride müşteri olamazdı. Berna bir zindanda gözlerini açtı. Oradan kaçmaya çalıştı ama kapı kilitliydi. Birdenbire ortaya bir duvar saati çıktı ve çalışmaya başladı. Şifreyi çözemezse yarım dakika içinde bir patlama olacağını söyledi. Şifre sadece bir sayıydı. Ancak Berna'nın en fazla 2 tane deneme yapma hakkı vardı. Neyse ki bir ipucu verilmişti. Berna 60 sayısını denedi ama işe yaramadı. Bu durumda ikinci tahmini ne olmalı?
Saati unutmayın. Yelkovan 1'i işaret ederse 5 geçiyor demektir. 2'yi gösteriyorsa 10 dakika geçmiştir. Saat düzeni böyle devam eder. Bu durumda 12 sıfıra eşittir. Yağmurlu bir akşam vakti papatya kapüşonlu kazağını geri vermek için arabayla erkek arkadaşının yaşadığı semte gitti. 1-2 dakikalığına erkek arkadaşının evine girdi ama arabayı kilitlemeyi unuttu. Geri döndüğü zaman polisi aradı ve arka koltuktaki dizüstü bilgisayarın çalındığını söyledi. Fakat konuştuğu polis memuru kızın yalan söylediğini iddia etti. Neden? Papatya'nın iki kapılı bir arabası var. Yani otomobilinde arka koltuk falan yok. Soyadları kahverengi, beyaz ve yeşil olan üç kadın çok iyi arkadaştı. Üniversite mezuniyetlerini kutlamak için bir restoranda buluştular. Soyadı beyaz olan kadın keyifli bir şekilde "Bakın hepimiz en sevdiğimiz renkleri giyiyoruz ama kimse kendi rengini giymiyor." dedi. Yeşil elbiseli kız "Evet Beyza Beyaz haklısın." diye cevap verdi. Burada kimin kim olduğunu söyleyebilir misiniz? Soyadı beyaz olan kadın yeşil veya kahverengi elbise giyiyor olmalıydı. Yeşilli kız onunla konuştuğuna göre Beyza Beyaz Hanım kahverengi bir elbise giyiyordu. Bu durumda yeşil elbiseyi giyen kızın soyadı kahverengi ve beyaz elbiseyi giyen kızın soyadı ise yeşil olmalıydı. Meltem babasına muhteşem bir doğum günü hediyesi satın almak istiyordu. Ancak ne yazık ki aklına hiçbir fikir gelmiyordu. O yüzden babasının bilgisayarına gizlice girmeye ve internet alışverişi sepetine ne kaydettiğine bakmaya karar verdi. Babasının bilgisayarı bir şifre istiyordu ve Meltem şifreyi bilmiyordu. Şifrenin ne olduğunu siz bulabilir misiniz? Bakın masada bir not var ve notta bir sürü yazım hatası yapılmış. Demek ki bu hatalar bilerek yapılmış olmalı. Hadi her kelimedeki hatayı bularak bir araya getirelim. Çamaşırda Ş harfi, okulda U harfi, terlikte R harfi, bodrumda A harfi ve cevapta yine A harfi yanlış yazılmış. Bu durumda şifre şura olmalı. Mert bir kulüpte çalışıyor. Görevi ise insanların kimliklerine bakarak içeriye şüpheli birinin girmesine izin vermemek. Hadi bu üç kimlik kartına bakın ve kimin kulübe girmemesi gerektiğini bulun. İşte birincisi bu. İyi görünüyor. İçeri girmesine izin verebilirsiniz. Peki bu kız hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu içeri almayın. Ehliyetindeki ay ve gün yer değiştirmiş. Yani kimliği sahte olmalı. Hadi canım bay bay. Tamam, sıradaki ehliyetle devam ediyoruz. Girebilir mi, dışarıda mı kalmalı? Fotoğraftaki adamın boynunda bir dövme var ama adamın gerçekte öyle bir dövmesi yok. Bu gayet şüphe verici bir durum. En iyisi onu içeri almayın. Tamam, sıradaki misafir. Bence girmesinde bir sorun yok. Peki bu kız? Evet, burada da her şey yolunda görünüyor. Tamam, bir tane daha. Girecek mi, dışarıda mı kalacak? Bakın, doğum kelimesi yanlış bir şekilde yazılmış. Ancak resmi evraklarda yazım hatası olmaz. Demek ki bu kimlik sahte. Ben olsam bu kızı içeri almazdım. Tamam, şimdi beni çok iyi dinleyin dostum. Olay şöyle. İlk olarak elması çalmak için uzaklardaki bir adaya gitmeniz gerekiyor. Bu ada hiçbir haritada yok ve sıradan insanların oraya gitmesi yasak. Elmas adanın tam ortasında, iyi korunan, derin bir yeraltı sınağının içinde. Ana girişten oraya ulaşmak imkansız. Ama şans bu ya, adada bir de gizli bir hapishane var. Oraya mahkum olarak girebilir, ardından yeraltı tünelinden kaçabilirsiniz. O tünel sizi sığınağa götürecek. Sonra o elması bulmalısınız. Tüm operasyon için çok az zamanınız olacak. İşiniz bittiğinde adanın güney tarafında bir tekne sizi bekliyor olacak. Her şeyi doğru yapıp planı takip ederseniz hiçbir sorunla karşılaşmazsınız. Anladınız mı? Peki hadi o zaman. Siz ve diğer mahkumlar bir helikoptere binip adaya gidiyorsunuz. Elleriniz kelepçeli. Bir anda helikopter sallanmaya başlıyor. Pilot helikopterin düşeceğini söylüyor. Paraşütü giyip helikopterden atlıyor. Etrafınıza bir bakın ve sonra ne yapacağınıza karar verin. Hadi daha hızlı. Kelepçelerin anahtarlarının kabinin yan tarafında asılı olduğunu görüyorsunuz. Sonra kelepçelerden kurtuluyorsunuz. Mahkumlar onları da serbest bırakmanızı istiyor. Ama dikkat edin, bu insanlar tehlikeli. Üçü de helikopter kullanmayı bildiğini söylüyor. Kime inanacaksınız? Adamın bacağında bir helikopter dövmesi var.
Belki o iyi bir pilottur. Kelepçelerini çıkarıyorsunuz ve adam yalan söylediğini itiraf ediyor. Bu insanların hiçbiri helikopter kullanmayı bilmiyor. Geriye sadece bir paraşüt kalmış. Mahkum sizi yana itiyor. Paraşütü alıyor ve düşmekte olan helikopterden atlıyor. Diğer mahkumları da serbest bırakmaya karar veriyorsunuz. Şimdi ne yapacaksınız? A. Paraşütsüz mü atlayacaksınız? B. Helikopteri kendi başınıza mı yere indirmeye çalışacaksınız? Helikopterin pilotu iniş imkansız olduğundan helikopteri terk etmişti. Dolayısıyla sizin de başarılı olmanızın imkanı yok. Atlamanız gerek. Okyanusun üstünde uçuyordunuz, hatırladınız mı? Ayrıca helikopter düşüyor. O yüzden yükseklik o kadar da fazla değil. Suya atlayıp kıyıya doğru yüzüyorsunuz. Aniden bir köpek balığı yüzgeci fark ediyorsunuz. Hızla size doğru yaklaşıyor. Ne yapacaksınız? A. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kıyıya yüzmeye çalışın. B. Hiçbir yere yüzmeyip suyun üstünde kalın. C. Dalın ve köpek balığını korkutup kaçırmak için ellerinizi sallamaya başlayın. Durmanız gerekiyor. Yüzmeye başlarsanız köpek balığı da sizi kovalamaya başlar. Bolca nefes alıp verin ve gereksiz hareketler yapmamaya çalışın. Köpek balığı birazdan gidecek ama saldırırsa karşılık vermek zorunda kalacaksınız. Solungaçları ve gözleri bu hayvanın zayıf noktalarıdır. Neyse ki köpek balığı sizi aldırmıyor. Yüzerek uzaklaşıyor ve siz de güvenli bir şekilde kıyıya ulaşıyorsunuz. Adadaki gardiyanlar koşup ormandan çıkıyor. Helikopterde sizinle birlikte olan mahkumlardan biri çalıların arasında saklanıyor ve sizi yanına çağırıyor. Nereye gideceksiniz? Gardiyanların sizi yakalayıp hapse atmasına izin verin. Görevinizi unutmayın. Sarı bir gömlek giydirip sizi götürüyorlar. Birçok tehlikeli insan görüyorsunuz. Masaya oturup öğle yemeğinizi yiyorsunuz. Önünüzde 3 mahkum var. Onlardan biri kaçacak ama hangisi? Elinde kitap olan adam. Bir metal dosya parçasını sayfa ayırıcı olarak kullanıyor. Bugün o da kaçmaya çalışacak. Hapishaneden sığınağa giden yeraltı tüneli çamaşırhanenin altında. Hücrenizden çıkıp oraya gitmelisiniz. Bunu yapmak için metal dosya parçasını alıp kilidi açmanız gerekiyor. Herkes yürüyüş yapmak için avluya çıkıyor. Elinde kitap olan adamı takip ediyorsunuz. Adam sıraya oturup kitabı koltuğunun altına saklıyor. Dikkatini dağıtıp kitabı ele geçirmelisiniz. Bunun için basketi, dumbbell'ı veya oyun kağıtlarını kullanabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Ona halterle ağırlık çalışmasını veya kağıt oynamasını önerebilirsiniz. Ancak onun görüş alanından çıkmanız zor olacak. Basketbol oynamaya başlayın. Topu uzağa atın. Mahkum topun peşinden koşacağından o arada kitabı alabilirsiniz. Kitabı alıyorsunuz ama içindeki metal dosya parçasını da bulamıyorsunuz. Bunun yerine biraz para buluyorsunuz. Görünüşe bakılırsa adam parçayı diğer mahkumlardan birine satmış. Parayı cebinize koyup bahçede etrafa bakıyorsunuz. Metal dosya parçası hangi mahkumda olabilir? Bu adam parmaklarını gömleğinin koluna bastırıyor. Görünüşe bakılırsa aleti orada saklıyor. Ona yaklaşmak üzeresiniz ama mahkumlardan biri kavga çıkarıyor. Gardiyanlar isyanı önlemeye çalışıyor. Tüm bu kaos içinde biri kafanıza vuruyor ve bilincinizi kaybediyorsunuz. Bir hastane koğuşunda uyanıyorsunuz. Ah olamaz, neredeyse hiç zamanınız kalmadı. Kapılar kilitli. Birkaç gardiyan etrafta dolaşıyor. Çamaşırhaneye nasıl girebilirsiniz? Köşede kirli çamaşırların olduğu büyük bir araba var. Onun içine saklanın. Sizi gitmeniz gereken yere götürecekler. Arabaya geri gidiyorsunuz. O sırada yağmur başlıyor. Üşütmek istemediğinizden dairenize gidip üstünüzdeki kıyafetleri değiştirmeye karar veriyorsunuz. Ama aniden birinin dışarıda çığlık atarak yardım istediğini duyuyorsunuz. Dairenizden hızla çıkıyorsunuz ve o sırada kapıyı kilitlemeyi unutuyorsunuz. Sokakta yolun kenarında duran bir kadın var ve ağlıyor. İleride ise hızla uzaklaşan bir araba olduğunu görebiliyorsunuz. Kadın size yeni arabasının çalındığını söylüyor. Hemen arabanıza biniyorsunuz ve suçluyu kovalamaya başlıyorsunuz.
görüyorsunuz. Şüpheli arabadan iniyor ve terk edilmiş bir eve doğru koşuyor. Çitin üstünden atlıyor ve içeride gözden kayboluyor. Siz de peşinden oraya gidiyorsunuz. Küçük bir salonun içinde 5 tane zombi farklı yönlere doğru yürüyor. Ama zombiler araba kullanamaz. Demek ki bunlardan biri zombi taklidi yapan hırsız. Peki hırsız hangisi? Zombiler terlemez. Ancak gördüğünüz yaratıklardan biri ter içinde kalmış. Çünkü sizden kaçan hırsız o. Sokaklarda yürüyorsunuz. O sırada kertenkele insanların şehirde yaşayan diğer insanlara saldırdığına dair bir uyarı tabelası görüyorsunuz. Bu olayı daha önce araştırdığınızı hatırlıyorsunuz. Ancak bu sürüngenleri bulamamıştınız. Ama şimdilik parka gitmeniz gerekiyor. Çünkü büyük bir kurt adam birkaç gündür oradaki sakinleri korkutuyor. Kurt adamın bir karısı olduğunu biliyorsunuz. Hem canavarı sakinleştirebilecek ve tekrar insana dönüşmesini sağlayabilecek tek kişi de o. 3 tane kız buluyorsunuz. Bunlardan biri aradığınız kurt adamın karısı olabilir. Karısından eşine yaklaşmasını istiyorsunuz ama kızlardan hiçbiri gereken kişinin kendisi olduğunu kabul etmiyor. O yüzden seçimi siz yapmalısınız. Bu kızın kıyafetlerinin üstünde tüy parçaları olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Bunlar kurdun tüyleri ve bu tüyler kızın onun karısı olduğu anlamına geliyor. Kız canavara doğru yürüyüp ona sarılıyor ve kurt adam insana dönüşüyor. Karnınız acıktığı için bir pizzacıya uğruyorsunuz. Restoranın sahibi birisinin haftalık kazancının tamamını kasadan çaldığını söylüyor. Hırsız eldiven giymiş ve parmak izi bırakmamış. Video kameralarda o sırada kapalıymış. Siz bu pizzacının geçtiğimiz yıl içinde buna benzer birkaç olay yaşadığını biliyorsunuz. Her seferinde sigorta şirketi çalınan miktarın tamamını mal sahibine ödüyor. Bu yüzden restoran sahibinin sigortayı tekrar kullanmak için parasını kendisinin çaldığından eminsiniz. Ofise bir göz atın ve suçlunun restoran sahibi olduğunu kanıtlayın. Havalandırmaya bakın. Aradığınız çalıntı paraların ızgaralı kapağın arkasında olduğunu görebilirsiniz. Önünüzde uzun bir gece var ama sizin uykunuz geldi bile. O yüzden kahve almak için küçük bir kafeye gidiyorsunuz. Parayı tezgahtaki kıza veriyorsunuz ve içeceğinizin olduğu bardağı alıyorsunuz. Bir yudum alıyorsunuz ve o anda kadının tehlikede olduğunu fark ediyorsunuz. Bunu nasıl anladınız? Bakın, kadının size verdiği bardağın üzerinde "Bana yardım et" yazıyor. Kafeden çıkmayıp bir masada oturmaya karar veriyorsunuz. Dükkanın diğer ucunda üstünde kapüşonlu siyah bir yağmurluk olan bir adamın oturduğunu görebiliyorsunuz. Kasanın arkasındaki kız ona temkinli bir şekilde bakıyor. Bu ziyaretçiye birkaç saniye bakıyorsunuz ve onun bir vampir olduğunu anlıyorsunuz. Size bunu düşündüren şey nedir? Vakit o sırada gece. Siz pencerede kendi yansımanızı görebiliyorsunuz. Kapüşonlu adam da bir pencerenin yanında oturuyor ama görüntüsü cama yansımıyor. Yani adam bir vampir olmalı. Kahve sizi biraz canlandırıyor. Kafanızdan bir sürü düşünce geçerken caddede yürüyorsunuz. Bu yüzden önünüzdeki kapağı açılmış rögarı görmüyorsunuz. Aşağı düşüyorsunuz ve kendinizi karanlık bir lağımın içinde buluyorsunuz. Neyse ki yaralanmadınız. Uzaktan bir takım seslerin geldiğini duyabiliyorsunuz. El fenerinizi açıyorsunuz ve yavaşça ileriye doğru yürüyorsunuz. Çok geçmeden içinde birkaç kişinin olduğu bir kafese rastlıyorsunuz. Kafestekiler çılgın bir bilim insanının onları yakaladığını ve bir deney için bu kafese koyduğunu söylüyor. Bu insanları kurtarmanız gerekiyor. Ama kafesin anahtarı acaba nerede olabilir? Laboratuvarı dikkatlice inceleyin. Anahtar rafta duran ve içinde kimyasal bulunan kavanozların birinin içinde. Anahtarı çıkarıyorsunuz, tam kafesi açmak üzereyken bilim insanı geri dönüyor ve size bunu yapmamanızı söylüyor. İçerideki insanlar meğer mutant kertenkelelermiş. Bilim insanı sıradan timsahları yanlışlıkla insana dönüştürdüğünü itiraf ediyor. Fakat adam bu canavarları yakalamayı ve bu kafese koymayı başarmış. Onları tekrar sürüngene dönüştürdükten sonra da salacakmış. Kafestekilerse size kendilerinin insan olduğunu ve bilim insanının yalan söylediğini anlatıyor. Burada kime inanmalısınız? Kafesi açmamaya karar veriyorsunuz. Çünkü kafesin içinde insanların hemen yanı başında solmuş deri parçaları ve pullar olduğunu görebiliyorsunuz. Yılanlar ve diğer sürüngenler belirli dönemlerde deri döker. O yüzden bilim insanına inanıyorsunuz. O da size kısa bir süre sonra her şeyi halledeceğine dair söz veriyor.
Sokağa geri dönüyorsunuz. Burası lağım kadar pislik içinde ve rahatsız edici bir yer. Yakınlarda bir şeyin üstüne yıldırım düşüyor. Birinin çığlık attığını duyuyorsunuz ve oraya doğru koşuyorsunuz. Çok katlı bir binada yangın çıkmış ve yaşlı bir kadın ağlıyor. Kadın kedisini apartmanda bırakmış. İtfaiyecilerin onu kurtaramama ihtimali yüzünden bunu kendiniz yapmaya karar veriyorsunuz. Eski bir yangın merdivenini kullanarak en üst kata kadar çıkıyorsunuz ve merdiven arkanızdan çöküyor. Neyse ki pencereye atlamayı başarıyorsunuz. Şu anda yaşlı kadının dairesindesiniz. Evde farklı odalara açılan birkaç tane kapı var. Fakat her birini kontrol etmek için zamanınız yok. Çünkü yangın giderek yaklaşıyor. Kedi nerede olabilir? Şu kapının alt tarafı tırmıklanmış. Bunlar kedinin patı izleri. Yani kedi orada olmalı. Ceyda fotoğraf çekmek için bir perili eve girer. Fakat biri aniden kapıyı arkasından kapatır ve onu içeri kilitler. Kız bütün günü zifiri karanlıkta geçirir. Sonra ışıklar açılır ve kızın önünde ürkütücü bir palyaço belirir. Palyaço, seninle oynamak istediğim bir oyun var der ve Ceyda'ya 3 kase çorba verir. Bu çorbaların ikisi zehirli, biri zararsızdır. Kız zararsız olanı seçerse palyaço onu serbest bırakacaktır. Ceyda'nın akıllı seçimi yapmasına yardım edebilir misiniz? İlk çorbadaki malzemeler hap gibi görünüyor. İkinci çorbanın içinde şüpheli mavi havuçlar var ve muhtemelen bunlar da güvenli değil. Buna göre zararsız olan çorba yeşil olandır. Bu resimdeki gizli sayıyı bulabilir misiniz? Evet, bu sayı 9175'ti. Peki bu resimdeki gizli sayıyı bulabilir misiniz? Bildiniz, doğru cevap 341'di. Devam ediyoruz. Eminim bu resimdeki gizli sayıyı da bulmayı başaracaksınız. Aferin size. Evet, o sayı 900. Ekrandaki resme iyi bakın. Bu köpeğin sahibini bulabilir misiniz? Köpeğin sahibi olan kişi kızıl saçlı kadın. Köpeğin kolyesine baksanıza, sahibinin resmi var. Pamir büyük bir şirkette çalışıyor. Bir gün öğle yemeği yemek için ofisten ayrılıyor ama arabasını park yerinde bulamıyor. Bunun üzerine hemen polisi arıyor. Polis kısa bir süre içinde arabayı buluyor ve suçluyu kovalamaya başlıyor. Ancak suçlu arabayı terk ediyor ve parka koşuyor. Polis 3 şüpheli yakalıyor. Arzu parkta koştuğunu söylüyor. Hakan kız arkadaşını beklediğini anlatıyor. Aslı ise yürüdüğünü ve doğanın tadını çıkardığını söylüyor. Sizce arabayı kim çalmış olabilir? Hırsız Aslı, doğanın tadını çıkarıyor olduğunu söylemesine rağmen nasıl oluyorsa kaybolan anahtarın aynısı onda da var. Bu peynir parçaları arasında gizlenen zarı bulabilir misiniz? İşte buradaydı. Evet, kabul ediyorum, gerçekten de peynir gibi görünüyor. Aman dişlerinize dikkat edin. Bu şekli biraz inceleyin. Buradaki farklı ayrıntıyı görebiliyor musunuz? Bu salkımda diğerlerinden fazla üzüm var. Hadi şimdi de bir süreliğine suya dalalım. Okyanusun dibi hayat dolu olmalı ama burada hiç balık görebiliyor musunuz? İşte burada gizleniyordu. Bakalım bulanık görünen bu yazıyı okuyabilecek misiniz? Burada ne yazdığını görebildiniz mi? Ben sözlere değil, eyleme bakarım cümlesi yazıyor. Buradaki bir sürü kardan adam arasında saklanan pandayı ve futbol topunu görebiliyor musunuz? Top buradaydı, panda ise sağda köşede saklanıyordu.
Bu resme dikkatli bir şekilde bakın. Resimde tehlikeli olabilecek bir şey görebiliyor musunuz? Çalıların arasında bir yılan saklanıyor. Demir bir sabah her zamanki gibi işe gidiyor. Bu arada kendisi profesyonel bir sporcu ve birçok ödülü var. İşi bitip eve döndüğünde en değerli ödülü olan altın madalyasının çalınmış olduğunu görüyor. Bunun üzerine kaybolan madalyasını bildirmek için polisi arıyor. Komiser Bekir, Demir'in komşularını sorguluyor ve 4 kişiden şüpheleniyor. Bu kişiler Rasim, Tamer, Sibel ve Meral. Her komşunun üstünde bir evin planı bulunuyor. Sizce Demir'in evini kim soymuş olabilir? Hırsızlığı yapan kişi Sibel. Bakın evin planı Demir'inkine tıpatıp uyuyor. Fatih dışarıda piknik yapmak için lezzetli suşiler sipariş ediyor. Hadi bu resme dikkatli bir şekilde bakın. Bu suşiler arasında olmaması gereken şeyi görebiliyor musunuz? Burada yeşil bir tırtıl var. Gördünüz mü? Muhtemelen ağaçtan düşmüş. Hey Fatih, onu yemeni hiç tavsiye etmem. Birisi parktaki oyun alanının her yerini grafitiyle boyuyor ve polis olayı araştırmak için 3 şüpheliyi sorguya çekiyor. Ancak komiser bu kişilere neden onlardan şüphelendiğini açıklamıyor ve bu parkta ne yapıyorsunuz diye basit bir soru soruyor. Ümit parkın yakınında yaşayan arkadaşının doğum gününe gidiyor olduğunu söylüyor. Altu sabah evden kaçan kayıp köpeğini aradığını anlatıyor. Cenk ise parkta öğle yemeği yediğini ve grafiti çizen birini falan görmediğini söylüyor. Sizce buradaki esas şüpheli kim olabilir? Buradaki esas şüpheli Cenk. Çünkü komiser grafiti hakkında bir şey söylememiş olmasına rağmen Cenk hemen kendini savunmaya başladı.